Akşam ziyaretleri. Ertesi günü Jean Valjean aynı saatte geldi. Cosette artık hiçbir tepki göstermedi, hiçbir şeye şaşmıyordu. Kendisine, siz ve madam, denmesine itiraz etmedi. Odanın loşluğundan ve neminden şikayet etmedi. Ancak sanki kızın neşesi sönmüş gibiydi. Eğer böyle bir mutluluk arasında kederli olabilse ona üzgün denirdi. Herhalde Marius bu hususta kendisine bazı uyarılarda bulunmuş olacaktı. Bu gibi konuşmalarda sevilen erkek istediğini söyler ve çok fazla bir açıklamada bulunmadan sevdiği kadının merakını doyurur. Zemin katındaki oda, azıcık temizlenmişti, baskı örümcek ağlarını süpürmüş, Nicolette şişeleri atmıştı. Marius bu akşam ziyaretlerinde, sokakta olmayı tercih ediyordu. Az bir zaman bütün konak bu acayip tutuma alışmıştı. Tusen kadının bu konuda çok yardımı olmuştu. Efendisi için, Monsieur daima başkalarına benzemeyen şeyler yapardı, demiş. Bay Gillenormand, Cosette'in babalığının kimseye benzemeyen içgüdüye sahip bir bey olduğunu söylemişti. Yaşlı adam aslında gelinin, babasının kendilerini fazla rahatsız etmemesinden memnundu. Marius'le konuşurken şöyle demişti. Bazı kimselerin garip düşünüşleri vardır. Hiç unutmam gençliğimde tanıdığım bir soylu vardı, kanaplı. Markisi, bir saray satın almış olmasına rağmen, kendisi ancak çatı kadında yatardı. Böyle garip, yaşantıları olanlar, sandığımızdan çoktur. Böylelikle birçok haftalar gelip geçti. Cosette için yepyeni bir hayat başlamıştı. Evini yönetmek, sabahleyin alışverişleri kontrol etmek ve geri kalan zamanında eğlenmekti. Cosette'in eğlenceleri aslında çok ucuz eğlencelerdi. Onun için Marius'le birlikte olmak, cennette yaşamak demekti. Ancak Cosette'i üzen bir şey olmuştu. Tusen kadın Nicolette ile geçinemediğinden konaktan ayrılmıştı. Dedenin sağlığı yerindeydi. Marius arada bir birkaç davaya bakıyordu. Gillenormand teyze, yeni evlilerin yanında eski düzenli yaşamını sürdürüyordu. Jean Valjean her akşam geliyordu. Cosette bu yeni tutuma da alışmıştı. Artık eskisi gibi neşeli fakat eskisi kadar şefkatli değildi. Jean Valjean'la bir yabancı tanıdıkla konuşur gibi konuşuyordu. Bir gün ona şöyle dedi. Sizi baba biliyordum. Az önce babam olmadığınızı yalnızca amcam olduğunuzu öğrendim, daha sonra benimle hiçbir akrabalığınız olmadığınızı, sadece bir Monsieur Jean olduğunuzu söylediniz. Kimsiniz? Sizin ne kadar iyi olduğunuzu bilmesem, sizden korkardım, inan olsun. Jean Valjean günlerin uzamasıyla ziyaretlerini de uzatmıştı, gün batarken geliyor geceye kadar kalıyordu. Günün birinde Cosette ona, baba, dedi. Bu lafı ağzından kaçırmıştı. Birden Jean Valjean'ın yüzü bir sevinç gülümsemesi aydınlattı. Ama ciddi bir sesle, bana, Jean, diyecektiniz, dedi. Cosette neşeli bir gülüşle, ya öyle ya, Monsieur Jean, dedi. Jean Valjean gözyaşını sildiğini göstermemek için başını çevirdi. 2. Bu son olmuştu. O günden sonra bir daha birbirlerine hiç yakınlaşmadılar. Göz karanlıklara da alışır. Bundan böyle günde birkaç dakika Cosette'yi görmek onun tatlı sesini, neşeli gülüşünü duymakla yetinecekti zavallı ihtiyar adam. Yine birkaç hafta sonraydı. Jean Valjean, iki gün üst üste Cosette'yi görmeye gitmemişti. Nihayet üçüncü günü genç kadın, onu merak ettiğinden Nicolette'yi yolladı. Kadın, adamı görünce hanımının mesajını tekrarladı. Bir gün önce gelmediğinin nedenini sordu, ona sağlığını merak ettiklerini ekledi. Jean Valjean, iki günden bu yana gitmediğini, kadına hatırlattı. Ama pek akıllı olmayan Nicolette'yi bundan fazla bir şey anlamamıştı. Cosette hiçbir şey söylemedi, ama Monsieur'ün hasta olmadığını bildirmekle yetindi. 1833 yılının bahar günlerinde, Mer Mahallesi'nin halkı aşağı yukarı her akşam üzeri, gün batımına yakın saatlerde temiz kılıklı bir ihtiyar adamın, silahlı adam, sokağından çıktığını, beyaz mantolar sokağını geçtiğini ve daha sonra sola kıvrılarak Saint-Louis Caddesi'ne girdiğini görüyorlardı. Orada başı yukarıda ağır adımlarla sanki bir şey görmez, bir şey duymaz gibi ağır ağır ilerlemesine devam ediyordu. Gözü, Calvert kızları, sokağına dikili ilerliyordu. Sokağa yaklaştıkça adamı bir telaş kaplıyordu. Sanki yaklaşmasını hem istiyor hem de bu anın gelmesinden korkuyordu. Arasında sokakla birkaç ev kaldığında, adımlarını daha yavaşlatır ve sokağın köşesini döndüğünde bakışlarını konaklardan birine dikerdi. Böylece taş kesilmiş gibi birkaç dakika kalır, daha sonra başı önünde üzgün ve bitkin adımlarla geri dönerdi. Yavaş yavaş bu zavallı ihtiyar, Calvert kızı, sokağının köşesini dönmekten vazgeçti, sokak başında durarak, sokağa baktı, birkaç gün sonra, Saint-Louis, sokağına kadar geldi, uzaktan baktıktan sonra
Kederli kederli başını sallayarak geri döndü. Daha sonraları, bu Saint Louis sokağına kadar bile gelmedi. Ancak, beyaz mantolar, sokağına girerek orada birkaç dakika oyalandıktan sonra geri döndü. Her gün, aynı saatte evinden çıkıyor, sokağını geçtikten sonra yarı yoldan geri dönüyordu. Bütün, yüzünde ve davranışlarında bir acı, bir bitkinlik, bir neye yarar ifadesi okunuyordu. Artık gözlerinden, yaş bile gelmiyordu. Bu düşünceli, bu üzgün gözler kupkuru kalmıştı. Yağışlı havalarda koltuğunun altında açmadığı bir şemsiyeyi taşırdı. Mahalle kadınları onun için, bunamış diyor, çocuklar ise alay ederek peşinden koşuyorlardı. Karanlık günler, mutlu olmak korkunç bir durumdur. Mutlu kişi bu tutumunla yetinir, hayatın gerçek amacını ve görevini unutur. Aslında belki de Marius'u suçlamakta haksız davranıyoruz. Evlenmeden önce bininci, Fauchelevent'a, hiçbir soru sormayan Marius evlendiğinden bu yana, Jean Valjean'a soru sormaktan çekinmişti. Jean, Valjean'a Cosette'yi görme iznini verdiğine pişman olmuş ve yavaş yavaş karısını ondan uzaklaştırmasını başarmıştı. Bunu çok ustalıkla yapmış. Cosette'le babalığının arasına girerek, Cosette'in onu düşünmesini aramasını önlemişti. Marius, bunu yapmak zorunda olduğunu sanıyordu. Bir rastlantı sonucu, son zamanlar Latif Bankası'nın bir memurunun davasına baktığından, ondan bazı bilgiler edinmiş, birkaç yıl önce bir yabancı adamın bininci Madlen, adına konan hesabını, 600 bin frangı geri çektiğini öğrenmişti. Marius bu adamın Jean Valjean olduğundan emindi. Böylelikle Cosette'in drahoması olan 600 bin frangın bininci Madlen adında Montreux-sur-Mer valisinin parası olduğunu ve bunun da Jean Valjean tarafından çalındığını öğrenmişti. Bu parayı artık elini süremezdi ama bu parayı kime geri vereceğini bilemiyordu. Cosette'e gelince o bütün bunlardan habersiz, tasasız yaşamına devam ediyordu. Ancak, onu da fazla ayıplamayalım, genç kadın mutluluğunun bu ilk sarhoşluğu içinde canından çok sevdiği kocasından, başka kimseyi gözü görmüyordu. İçgüdüsel bir sezişle kocasının Monsieur Jean'dan hoşlanmadığını hissetmişti. Bundan böyle Marius'u sevindirmek için o da yıllarca kendisine babalık eden adamı unutmuş görünüyordu. Aslında Cosette, şu anda şaşkın bir durumdaydı. Belki hala kendisin sefaletten kurtaran, yetiştiren adamı seviyordu. Arada bir Cosette ondan söz ediyor, son zamanlarda akşamları hiç uğramadığından Marius'a yakınıyordu. Marius, böyle zamanlarda belki bininci Fauchelevent'ın bir seyahate çıkmış olabileceğini söyleyerek onu yatıştırıyordu. Marius'ten başka bir dayanağı, bir isteği olmayan Cosette, bu açıklamayla yetinmiş görünüyordu. Aslında evlatların nankörlüğü, o derece kınanacak bir durum değildir. Bu bir doğa yasasıdır. Doğa, hiçbir zaman geri bakmaz, daima ileri bakar. Gençler, geleceğe, aydınlığa bakarlar, yaşlılar gölgelerde geçmişte yaşarlar. Kökten tamamıyla ayrılmamakla beraber, yeni yetişen taze dallar ağaçtan uzaklaşır. Gençlik, eğlenceye, şenlikleri, aşk ve neşeye doğru ilerleye dursun. Yaşlılar, sonunu düşünerek mezarın soğuk dokunmasına doğru adım adım gider. Bu zavallı çocukları suçlamayalım. Jean Valjean hastalanıyor. Bir akşam aynı saatte merdivenlerinden inen Jean Valjean, kapı önünde yürüyemeyeceğini anlayarak, bir taş sıranın üzerine yığıldı. Bu onun sonu canlılık belirtisi olacaktı. Ertesi günü, daha ertesi günü, odasından bile çıkamadı. Kendisine birkaç patates haşlaması götüren kapıcı kadın onun hastalığını fark etti. Dün yemeğinize el sürmemişsiniz, yoksa hasta mısınız? Hayır, ancak canım yemek çekmedi, yalnızca su içtim. Galiba azıcık ateşim vardı. Geçer. Bir hafta daha böyle geçti. Kapıcı kadın, kocasına, şu yukarıdaki bey, günlerden bu yana, bir lokma bir şey yemiyor, yatağından da kalkmıyor, galiba üzgün. Kızını evlendirdiğinden bu yana kendisini bıraktı. Bana kalırsa kızı kötü bir evlilik yapmış olacak. Adamcağız dertlenmekten bu hale düştü. Aynı günün akşamı kapıcı kadar sokaktan geçen mahalle doktoruna, Jean Valjean'in odasına çıkmasını rica etti. Birkaç dakika sonra, merdivenlerden inen doktora soruyordu. Nesi var doktor? Hastanız çok ağır. Bana kalırsa artık onun benimle pek işi yok. Onun beklediği bir başkası. Cosette'e mektup. Bir akşam üzeri Jean Valjean, artık dirseğinin üzerine bile doğrulamadığını fark etti. Eliyle nabzını yokladı, bulamadı. Sandığından daha zayıf ve bitkin düştüğünü anladı. Sürünerek yatağından indi.